Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Çok çok aradığım ve bulmak istediğim bir otobüsle beraber sizlerle birlikteyiz. Neoplans Tarlaner 1. Kıbrıs'a geldik bu arayı çekmek için. Hava kararacak, o yüzden çabucak anlatmak istiyorum. Hava tamamen kararmadı. Bu arada köydeyiz arkadaşlar. Arkadan hayvan sesleri gelebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şimdi Neoplan Starliner'in ben size biraz hikayesinden bahsedeyim. İlk olarak Starliner yani bu kasayla 1996 yılında başlıyor. Bu kasa 2004 yılına kadar devam ediyor. 2004 yılında Neoplan Starliner 2 çıkıyor. Şimdi bu aracın tabii ki farklı farklı firmalarda biz gördük. Ama en çok 3 aksısını ben Ulusoy'da gördüm mesela. Onun dışında 3 aksısını Hakiki Koç'ta gördüm. Hatta Hakiki Koç yanlış hatırlamıyorsam Ulusoy'un kuşaklarını kaldırmıyordu. Direkt kendi adını yazıyordu. Onun dışında Lider Turizm'de ben gördüm. Lider Turizm'in arabaları da çok temiz. Nilüfer'de gördüğümü hatırlıyorum. Ben bu firmaları hatırlıyorum. Sizler de mutlaka gördüğünüz, hatırladığınız firmaları yazabilirsiniz. Arabanın sağ tarafında ikinci kapısı yok gördüğünüz gibi. Sadece önde kapısı var. Neden? İçeride de söyleyeceğim. Bu arabanın arka kapısı sol tarafta. Kıbrıs'ta trafik tersten aktığı için en azından bir kapı diğer tarafta olmak zorunda. Yoksa araçların trafiğe çıkılmasına izin verilmiyor. Şimdi aracın kısaca ben hikayesini sizlere bahsettim. Ön tarafa gidelim. Tasarımından başlayalım. Ondan sonra yine arka tarafa doğru geliriz. Ön eğimli cam zamanın ötesinde bir tasarıma sahip. Ama Starliner zaten daha eski bir model aslında. Onun da camları bu şekilde ama bundan daha eski bir model. 3 aksısını ben daha önce çekmiştim. 2 aksısını canlı olarak ben ilk defa görüyorum. Türkiye'de var mı? Tam emin değilim ama bu araba Almanya'dan gelme. Şu anda 600 bin kilometrede orijinal. Bakın şurada mesela size bir detay göstereyim. Bunlar far yıkama fıskiyeleri. Yerinden çıkıyor. Farları yıkıyor. Yuvarlak mercekli farlarımız var. Sinyalimiz şurada yer alıyor. O meşhur aynamız. İşte kapı şurada. Şuraya birazdan gideriz. Ama şu yan taraftan arkaya doğru ben geleyim. Araba ok gibi duruyor ya. Gerçekten muazzam. Peki bu araba kaç metre? 12 metrelik yüksekliği var bu arabanın. 3.99 metre civarında da yüksekliği var. 2550 mm'de genişliği var. Yani 2.5 metrelik bir genişliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu araba direkt Almanya'dan gelme. Yani Almanya'dan çıkartılmış. Bu araba buraya getirilmiş. Üzerindeki kuşakları vesaire kesinlikle orijinal. Şimdi arka tasarıma baktığımız zaman Starliner 2'den çok çok farklı bir tasarım var. Geri lambamız burada da stop grubumuz yer alıyor. Sinyalimiz yer alıyor. Port bagaj demirlerimiz üstte ve altta yer alıyor. Onun dışında üstte first class yazımız var. Kapısı burada. Kapısı sanki biraz arkada gibi. Tam ortada değil. Biraz fazla arkada gibi geldi. Normalde diğer Mercedes 302 modellerinde kapılar şu tarafta yer alıyor ama bunda şurada yer alıyor. Sanırım bilerek alabildikleri kadar arkaya alıyorlar diye biliyorum ben. Motor bilgilerinden bahsedelim sizlere şöyle. Şimdi motorunu açtık. Ziya abi yine motorunu anlatacak bize. Bu araç 1998 model. Euro 2 motor. V8 görüldüğü gibi. Mercedes motoru. Çift turbo Euro 2 V8. Prima kompresörü. Bunun daha önce değiştiği FK60 takıldı. Daha önce FK40'tı. Bu araba pek bir değişime uğramadı. Rotor darlığı ve çok fazla özelliği olan bir araç. Orijinal Almanya'dan geldiği gibi daha anahtar değmedi. Senin sormak istediğin bir şey var mı bu arabada? Motorunda herhangi bir değişiklik yok. Motorunda hiçbir değişiklik yok. Orijinal Almanya'dan geldiği gibi daha anahtar değmedi. Sadece servisleri yapılıp kullanılıyor. Zaten araba 600 binde orijinal kilometresi. Buraya geldiğinde 450 bin falandı. Şu an 600 kusur bin kilometre var üzerinde. Sevgili dostlar şimdi aracımızın içerisine geçiyoruz. Sol tarafta bir tane personel koltuğumuz var. Sağ tarafta da aracın dolabı var. Hemen şunları şöyle aşağıya alayım. Vallahi bu araçlar son zamanlarda yerinden çıkmıyordu. Benim için çıkarıyorlar. Sağ olsunlar kendilerine buradan çok çok teşekkür edeyim. Burada aracın dolabı var görüyorsunuz. Çift dolap zaten bunlar. Şurada tabii ki önde oturan muavin için kulaklık çıkışı mevcut. Blue Pound. Blue Pound'ın orijinal olarak. Burada multimedya ünitesi yer alıyor arkadaşlar. İşte o meşhur Neoplan Starliner 1 kokpiti. Neoplan Starliner 1'in içini bilenler bilir. Biraz karanlık gelebilir kusura bakmayın arkadaşlar. Yani Neoplan Starliner'in içiyle alakalı artık kusura bakmayın. Ona yapabileceğim bir şey yok. Şöyle kokpitine oturduğumuz zaman bu kokpit size bir yerden tanıdık geliyordur. Daha önce Neoplan Starliner 1'i ben otogarda çekmiştim. O 3 aksıydı. Bu da 2 aksız. Şurada ortada bir yol bilgisayarımız var. Hız saatimiz, devir saatimiz. Şurada da menzil göstergemiz yer alıyor. Şurada baktığımız zaman işte Almanca yazılar yazıyor. Aynı rezistansı. Tuvalet açıp kapatabiliyorsunuz. Bu fanla alakalı düğme. Aseriye açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlüler. Şurada Almanca bir şey yok. Tam anlamadım. Burada da sis farlarını açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada da tabii ki size aracın durumu ile ilgili bilgi veren
led göstergeler mevcut. Burada da yolcuyla alakalı düğmeleri görüyorsunuz. Örnek vermek gerekirse servisi açıp kapatabiliyorsunuz. Yolcu ışıklandırmalarını açıp kapatabiliyorsunuz. Ön kapı, arka kapı burada da yer alıyor. Aracın klima ünitesi burada yer alıyor. Şurada da multimedya ünitesi var. Aracın üstünde televizyon var. Birazdan göreceğiz. Direksiyon bu şekilde. Sol tarafta da imdatımız var. Şurada da otomatik vitesin kumandasını görebiliyorsunuz. Driftonic aynı zamanda artı eksi arttırabiliyorsunuz. Şuradan da otomatik onlar seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Yani bu araç otomatik. Şöyle hemen yolcu kısmına doğru ilerleyelim. Şurada direktmen benim gözüme çarpan, bakın burada ne var. Burada yolcular için kulaklık çıkışı var. Direktmen sesi buraya veriyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Yalnız şurada da bardaklığımız var. Şurada televizyonumuz var sevgili arkadaşlar. Bu araba direkt Almanya'dan geldi. Baksanıza ya, uçak değil mi? Yalnız bu aracın işi biraz farklı. Neden diyeceksiniz? Bakın burada ne var? Normalde tabii ki Neoplan Starliner'ın içi biliyorsunuz uçak gibi. Kapaklı çekmece mevcut ama bu araç Kıbrıs'ta çalıştığı ve Kıbrıs'ta neredeyse klima zorunlu gibi bir şey. O nedenle yolcudan üstüne şu şekilde havalandırma çıkışı yapmak için üst rafı böyle yapmışlar. Bence sırıtmamış, o ayrı bir mevzu. Ama aracın tek orijinal olmayan kısmı o. Gerisi her şey orijinal. Perdelerini görebiliyor musunuz? Store perdeler. Aşağı doğru indirip kaldırabiliyorsunuz. Altındaki perdeler ne diyeceksiniz? Onlar sonradan takılmış. Yani fazla kullanılmasın diye. Araç sahibi şu arkadaki mavileri takmış yani. Ne kadar düşünüyor arabasını. Gerçekten güzel. Koltuklarımız orijinal. Araba zaten 200 binde. Onu sizlere söylemiştik. Şöyle ben aracın koltuğuna bir oturayım. Ay çok iyi değil mi? Gerçekten çok çok iyi. Evet, burada bir sehpamız var. Sehpamız bu şekilde. Kulaklık çıkışımız yer alıyor. Şurada iki taraflı tutamacımız yer alıyor. Bakın burada da bir tane askıdamız var. Yolcu üstüne buradan baktığımız zaman bu şekilde görünüyor. Kapı aracın solunda kalıyor. Görüyorsunuz. Yani şu taraftan şu tarafa alınmış. Yani orijinalliği bir tek o yönde bozulmuş diyebiliriz ama dolap vesaire sonradan takılmış muhtemelen, çünkü bu Trabzon'un yeni nesil dolaplarına benziyor. Kapısı bu tarafa alınmış çünkü Kıbrıs'ın trafiği bize göre ters olduğu için kapı sol tarafa alınmak zorunda. Dolabımız burada bu şekilde. Arkaya doğru geçelim. Bu tek akslı bir araba. Bu arada bu araç 51 kişilik. Onu da bilgisine ben size vereyim. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Mesela siz bu aracı en çok hangi firmada gördünüz veya hangi firmada görmek isterdiniz? Bu araçla yolculuk yaptınız mı? Yaptıysanız anınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.